Sevgili arkadaşlar, Maliyet Muhasebesi dersinde sizlerle birlikteyiz. Ve bu dersimizde göreceğimiz konu başlıklarını öncelikle sizinle paylaşmak istiyorum. Ve dersimize bu konu başlıklarını anlatmaya geçmeden önce Maliyet Muhasebesi'nin hesap planı içerisinde nasıl bir yerde olduğunu birlikte görelim isterseniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyoruz ki tek düzen muhasebe hesap sistemi içerisinde birden başlar 9'a kadar bir dağılım olur. Ve bu yapı içerisinde hangi kodlar var onları birlikte paylaşalım. Birden başlayarak 5'e kadar gelen grubu biz hangi hesapta topluyoruz arkadaşlar? Bilanço hesapları olarak adlandırıyoruz. 6 gelir tablosu hesapları olmuş oluyor. 7 bizim esas dersimiz olan maliyet muhasebesi ile ilgili hesaplar olmuş oluyor. 8'e baktığımız zaman ise serbest olarak bırakılmış olan hesaplar ve 9'a baktığımız zaman da Nazım hesaplarını görmüş olacağız. İşte biz bugün sizlerle, daha doğrusu bu eğitim süreci içerisinde sizlerle 7 nolu grubu yer alan, 7 nolu grupta yer almış olan maliyet muhasebesi hesaplarını görmeye çalışacağız. Ve özellikle arkadaşlar birinci sırada birinci konumuzu oluşturacak olan konu temel kavramlar olmuş olacak. Temel kavramlar içerisinde neleri görmeye çalışacağız? Bir, diyeceğiz ki maliyet nedir? Maliyetin tanımını sizlerle paylaşacağız. Sonrasında maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farklılıkları ortaya koyacağız. Ve maliyet muhasebesinin amacını sizlerle paylaştıktan sonra temel olarak bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Örneğin harcama, gider, zarar, maliyet gibi kavramları birlikte paylaşacağız. Sonrasında da bu maliyetleri zamanına göre, biçimine göre farklı gruplarda ayırarak sınıflandırmaya tabi tutacağız. Birinci bölümde bunları görmeye çalışacağız. İkinci bölümde ise arkadaşlar göreceğimiz hesap ya da konu 7A seçeneği ile 7B seçeneği olmuş olacak. Biz ilk madde ve malzeme aldığımız zaman ya da bir işçilik yaptığımız zaman ya da dışarıdan bir hizmet ya da fayda sağladığımız zaman bunları hangi hesaplara nasıl kayıt etmemiz gerektiğini görmeye çalışacağız. Daha doğrusu hesap başlıklarını vererek nasıl, ne amaçla açıldıklarını birlikte paylaşmaya çalışacağız. Ve bu arada 7A'nın ve 7B'nin farkını sizinle paylaşarak nasıl çalıştıklarını ve hangi ayrım noktalarında olduklarını birlikte görmeye çalışacağız. Yine üçüncü konumuzda ise maliyet yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ve bu yöntemler içerisinde de sipariş maliyet yönteminden safha maliyet yöntemini sizinle paylaşacağız. Ayrıca yine tam maliyet yöntemini, direkt maliyet yöntemini, asal maliyet yöntemi ya da ve normal maliyet yöntemlerini ve bunlarla bağlantılı olan diğer maliyet yöntemlerini görmeye çalışacağız. Bağlantılı olarak da gerekli olan sorularımızı da çözerek konularımızı pekiştirmeye çalışacağız. Dördüncü konumuzda ise arkadaşlar sizlerle satılan mamuller maliyeti tablosunu görmeye çalışacağız. Bir üretim firmasında üretimin belirli kademelerden geçerek ilk madde ve malzemenin yarı mamullere, yarı mamullerin de mamullere dönüşünceye kadar katlanmış olduğu maliyetleri ve satılma noktasına gelinildiğinde ne kadar maliyet aldığını görmeye çalışacağız. Beşinci konumuzda ise arkadaşlar göreceğimiz konu ilk madde ve malzeme olmuş olacak. Öncelikle ilk madde ve malzemeyi kendisi içerisinde ikiye ayırmış olacağız ki bunlardan genel olarak yapacağımız ayrım direkt ilk madde ve malzeme, endirekt ilk madde ve malzeme olmuş olacak. Yine bunlarla bağlantılı olarak değerlendirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. FIFO yönteminden bahsedeceğiz. LIFO yönteminden bahsedeceğiz. Ve ortalama
yöntemini de sizinle paylaştıktan sonra 5. konumuzu bitirmiş olacağız. 6. konumuza geldiğimizde ise işçilik konusunu göreceğiz arkadaşlar. İşçilik konusunda da yine iki ayrım noktasını oluşturacağız ve diyeceğiz ki doğrudan veya direkt işçilik, bir de endirekt işçilik kavramlarına bakacağız. Ve ayrıca yine işçilikle bağlantılı olan temel ifadeler üzerinde duracağız. Örneğin diyeceğiz ki boşa geçen bir zaman varsa bunun muhasebe kaydı nasıl olacak? Veya fazla bir üretim için zaman ayrılmışsa, yani siparişi yetiştirmek için bir zaman ayrılmışsa bunun muhasebe kaydı nasıl olacak? Ve benzeri gibi yine işçilikle bağlantılı olan konuların muhasebe kayıtlarını yapmaya çalışacağız. 7. konuda ise arkadaşlar göreceğimiz genel üretim maliyetleri konusu olmuş olacak. Biz üretim yaparken sadece ilk madde ve direkt ilk madde ve malzemeyi kullanmayız. Ya da doğrudan ilk işçilik sırasında da direkt işçilik giderlerini de kullanmayız. Bunları mutlaka kullanacağız zaten de. Artı bir elektrik gideri olacak, bir su gideri olacak ve benzeri diğer giderler, yani genel üretim giderleri olarak adlandırdığımız diğer tüm giderleri de burada kullanırken dağıtım yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Birinci dağıtım yönteminden, ikinci dağıtım yönteminden ve üçüncü dağıtım yöntemlerinden de bahsetmeye çalışacağız. 8. konuya geldiğimizde de başa baş noktası üzerinde duracağız. Ve özellikle başa baş noktasında miktar olarak, satış tutarı olarak ne kadar satış veya miktarı yakalarsak başa baş noktasına ulaştığımızı görmeye çalışacağız. Ve yine bu noktada belirlemiş olduğumuz bir kar varsa bu hedeflediğimiz kara ulaşabilmek için ne kadarlık bir satış yapmamız gerekecek veya ne kadar bir satış tutarına ulaşmamız gerekecek, bunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bu arada katkı payıyla katkı oranını da göreceğiz. 9. konuda ise arkadaşlar kullanacağımız yöntemlerden biri de standart maliyet yöntemi olmuş olacak. Burada karşılaştırma yaparken fiili maliyetlerle standart maliyetler arasındaki farkları bulmaya çalışacağız. Ve fark varsa, yani bir sapma ortaya çıkmışsa, bu sapmanın nasıl muhasebe kaydını oluşturacağımızı görmeye çalışacağız. 10. sırada göreceğimiz konu safha maliyet sistemi olmuş olacak. Ve burada da FIFO yöntemiyle ortalama yöntemini kullanarak belirli safhalarda üretimi gerçekleşecek olan ürünlerin nasıl bir takip içerisinde olmamız gerektiğini görmeye çalışacağız. 11. sırada ise arkadaşlar göreceğimiz konu sipariş maliyet yöntemi olmuş olacak. Sipariş maliyet yönteminde de biz siparişlerimizi alınca bir kart açarız. Bunun içerisinde ilk madde ve malzeme, işçilik giderleri ve genel üretim giderlerinin tümünü ayrıntılı olarak takip ederiz. Üretim bittikten sonra da bu kartla ilgili maliyetlerin toplamına ulaşırız. Bu konumuzda da amacımız bu siparişin ne kadar bir maliyet tuttuğunu bulmaya çalışmak olacak. Ve son olarak da sizlerle birlikte bulacağımız konu, işleyeceğimiz konu birleşik imalat konusu olmuş olacak. Bu arada 9 ile 11 arasında bir yer değişikliği olursa da konulardaki sıralamada bir sıkıntı olmuş olmasın. Tamamen sıralamaya elimizden geldiğince uymaya çalışacağız. Ya 9. sırada standart maliyet gelecek ya da sipariş maliyetiyle bunlar yer değiştirmiş olacak. Ve bir diğer konumuz dedik, 12. konumuz ve son konumuz birleşik imalat konusu olmuş olacak. Üretim yaparken birden fazla eğer ürün ortaya çıkacaksa bu ürünlerin birleşik maliyetten almış oldukları payları görmeye çalışacağız. Ve yine doğal olarak biz üretimimizi sürdürürken
İstem dışı olarak da ortaya çıkan yan ürünler olmuş olacak ve biz bu yan ürünlerin nasıl çalışıldığını görmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, sırasıyla şimdi bu konularımızı görmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, maliyet muhasebesi dersinde sizlerle birlikteyiz. Ve birinci ünitemizin konu başlığını yazarak isterseniz konumuza başlamış olalım. Birinci konumuz, maliyet muhasebesinde üzerinde duracağımız birinci konu. Maliyet muhasebesinin tanımı. Ve temel kavramlar. Öncelikle bir ana hatlarıyla maliyet muhasebesi dediğimizde neyi anlatmak istediğimizi, üzerinde düşünmemiz gereken önemli noktaların neler olduğunu isterseniz bir paylaşalım. Arkadaşlar, biz maliyet dediğimiz zaman bir üretim işletmesinden bahsediyoruz demektir. Üretim işletmesinden veya tabii üretimin de kendisi içerisinde çeşitleri olmuş olacak. Bir hizmet üretimi de söz konusudur ve mamül üretimi de söz konusudur. Hizmet üretimi dediğimiz zaman aklımıza ne gelebilir? Örneğin sağlık hizmetini sunuyorlar veya güvenlik hizmetini veya eğitim hizmetinin sunulduğunu düşünürseniz yine üretim söz konusudur ama hizmet kanalı üzerinden. Mamül olarak düşündüğümüz zaman da bunlarla ilgili yığınlarca örnek verebiliriz. Örneğin tekstil sektörü, örneğin otomotiv, endüstri, aklınıza gelebilecek yığınlarca sektörlerde mamül üretimi söz konusudur. Ve bu da bizim için üretim noktalarını oluşturmuş olur. Şimdi burada sevgili arkadaşlar, bileceğimiz önemli noktalar, üretim yaparken, hizmet olsun veya mamül olsun, üretim yaparken bizim maliyet noktasında katlandığımız bazı giderler vardır veya unsurlar vardır. O zaman maliyetin kendisi içerisindeki temel unsurları görmemiz gerekir. Nelerdir bunlar? İlk madde ve malzeme olabilir mi? Üretim içinde özellikle mamül üretiyorsanız ilk madde ve malzemenin olmaması mümkün değil. İşçilik peki? Mamül üretiyorsanız üretim noktasında sizin işçilik yapmamanız, mamülün kendiliğinden, ilk madde ve malzemenin kendiliğinden mamüle dönüşebilmesini düşünmek o da mümkün olmayacaktır. Ve yine bunlarla bağlantılı olarak bir de genel üretim giderleri olmuş olacak. Biz konularımızı işlerken ilk madde ve malzeme konusunda şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunlardan ilk madde ve malzemeyi ikiye ayırarak direkt ilk madde ve malzeme, bir de en direkt ilk madde ve malzemeye bakacağız. İşçilik konusunda da yine aynı yönteme başvuracağız. Diyeceğiz ki bir direkt işçilik, bir de en direkt işçilik olacak. Genel üretim giderlerine baktığınız zaman da işte bu ikisinin dışında, buna bir diyelim, buna iki, genel üretim giderlerine de üç diyelim. İkisinin dışında kalanların tümüne de genel üretim giderleri adını veriyoruz. Neler olsun içerisinde? Örneğin binamız için, üretim binası için ayırmış olduğumuz amortismanlar olmuş olsun. Veya yapmış olduğumuz üretimi tamamlayabilmek için aydınlatma giderleri olmuş olsun. Su ve benzeri faturalar olmuş olsun. Biz bunların tümünü hangi kategori altında toplayacağız arkadaşlar? En direkt olarak kabul ettiğimiz genel üretim giderleri içerisinde toplayacağız. Ayrıca yine önemli noktalardan birisi, burada genel üretimin içerisinde amortisman olduğu kadar, aydınlatma, su ve benzeri faturalar olduğu kadar buradaki en direkt ilk madde ve malzemeyi, buradaki en direkt işçiliği de neyin altına toplayacağız arkadaşlar?
genel üretim giderlerinin altında toplayacağız. Ve özellikle bir ayakkabı üretirken, bir kitap basımını sürdürürken, bir kalem üretilirken, bir tahta üretilirken aklınıza gelebilecek giyindiğimiz önlük, pantolona kadar kullandığımız en küçük üretim noktasında pay alarak kullanımımıza gelen ürünlere kadar tümünde ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? İlk maddeyi almamız gerekecek. Bunun üzerinde işçilik yapmamız gerekecek ve yine bununla bağlantılı olarak bir genel üretim giderlerini oluşturmamız gerekecek. Demek ki ben doktora gittiğimi düşünün veya bir kalem aldığımı düşünün. Bu kalem almakta ve doktora gitmekte doktorun bana hizmet sunduğu noktada katlandığı maliyetler ile benim kalem almamı sağlayan bir kırtasiye hizmetini sunan ve kalem üreten firma ile mutlaka ne yapması gerekecek? Üretimin unsurlarını kullanması gerekecek. Gerçi burada doktorun kullandığı araç ve gereçlerin tümünü ve sonrasındaki giderleri biz takip ederken 7A seçeneği içerisinde hizmet üretim maliyeti olacak. Hizmet üretim maliyeti. Ama bir kalem aldığınızı düşünün. Kırtasiyede sizin alıp kullandığınız kalemlerden biri üzerinde düşünelim. Bu kalem içerisinde ne vardır? İlk madde ve malzeme vardır. Artı bu kalemin elimize gelip bizim kullanabilmemiz için üzerinde bir işçilik vardır. Ve yine artı olarak genel üretim giderleri de bu kalem için yapılmıştır. Dolayısıyla biz bu ünitemizde temel kavramlarımızı sizinle paylaşırken bir üretim işletmesi dediğimizde ya da bir maliyet muhasebesi kavramını kullandığımız zaman aklınızdan bunların da geçmesi gerekecek. En genel tanımıyla biz o zaman maliyeti nasıl tanımlayabiliriz arkadaşlar? Mal veya hizmet üreten işletmelerin giderlerini takip etmek için kullandıkları sisteme maliyet muhasebesi adını verdiğimizi belirtmemiz gerekir. İsterseniz bu tanımımızı yazalım. Maliyet muhasebesi dedik ve tanımımızı yazalım. İşletmelerin mal veya hizmet üretmek için yapmış oldukları harcamaları kayıt altında tuttuğu sadece harcama yaptıkları zaman mı maliyet muhasebesi devreye girer? Hayır. Artı işlemleri ne olabilir bu işlemler? Örneğin işçilik sırasında ortaya çıkan bazı muhasebe kayıtları vardır. Giderlerin dağıtımında kullanılan örneğin bir su faturası gelmiştir. Bunun hangi birime ne kadar dağıtılacağını gösteren veya safa maliyet sisteminde bir ürünün hangi kademelerden geçtiğini ortaya koyan ve benzeri noktalarda yapılacak olan işlemlerin de kayıt altına alınmasını sağlayan sistemdir. O zaman ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Biz kayıtlarımızı netliğe kavuşturabilmek için bir ürünün maliyetini bulabilmek için kısaca bu gördüğünüz tahtadaki işlemleri sistemini bulabilmek için, sistem içerisinde götürebilmek için maliyet muhasebesine ihtiyacımız olacak. Maliyet muhasebesinin amaçları nelerdir diye sorsanız peki nasıl cevap vermemiz gerekecek? Önce isterseniz buradaki genel anlamda birinci ünitenin ve diğer ünitelerin anlaşılması noktasında bize katkı sağlayacak maliyetin nerelerde kullanılması gerekir ifadelerini daha netliğe dönüştürelim. Maliyet muhasebesinin belirli amaçları vardır. Nedir bunlar? Sırasıyla
paylaşalım arkadaşlar. Birincisi, maliyet muhasebesinin birinci noktadaki veya en önemli amaçlarından birincisi, maliyetleri belirlemeye yardımcı olması. Biraz önce anlatmıştık. Bir üretim gerçekleşebilmesi için ilk madde ve malzemenin genel noktasında yapılan işçiliğin, genel üretim giderlerinin tümünün bilinmesi gerekir. İşte bilinebilmesi için de maliyetlerin belirlenmesi gerekir. Bir ürünün fiyatının bulunabilmesi için bu önemli olan noktalardır. İkinci sırada, maliyetleri belirledikten sonra peki bizim ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Elimizde stoklar var mı? Varsa stokları nasıl değerlendireceğiz? Ve bunu da ilerleyen konularda göreceğiz. Aldığımız stokları üretime yollarken hangi yöntemleri kullanacağız? Biz konularımızı işlerken de bu sıra içerisinde anlatmaya çalışacağız. Stokları değerlendireceğiz. FIFO yöntemine göre, LIFO yöntemine göre, ortalama yöntemine göre ve bir de diğer yöntemleri göz önünde bulundurarak stok değerlemelerimizi yapmış olacağız. Bu noktada da demek ki maliyet muhasebesinden faydalanıyoruz veya maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturmuş olacak. Bir diğeri, geleceğe dönük plan yapmamızı sağlar. Biz işletmemizi kurduğumuzda hangi ürünün ne kadar maliyet alacağını bilirsek, ne kadar kısa sürede kâra geçeceğimizi araştırabilirsek, başa baş noktamızın nerede olduğunu tespit edebilirsek, kendi kontrolümüzü de o kadar sağlamış oluruz. Ve yine burada plan kelimesiyle ilgili olarak şunu belirtelim. Giderlerin ya da planın rakamlarla ifade edilmesine bütçe adını vereceğiz. Örneğin esas üretim gider yerlerine ne kadar pay ayırmamız gerekir? Yardımcı üretim gider yerlerine ne kadar pay ayırmamız gerekir? Bütün bunları programlayabilmek için maliyet muhasebesinden destek almamız gerekir. Ve bu noktada da maliyet muhasebesi plan yapma noktasında veya bütçe oluşturma noktasında ne yapacak arkadaşlar? Bize katkı sağlamış olacak. Yine maliyet muhasebesinin amaçlarından biri, önemli amaçlarından biri, maliyet kontrolünü sağlamış olacak. Arkadaşlar, kontrol ifadesi varsa burada sapma da söz konusudur. Öyleyse sapma varsa demek ki 3 durum söz konusudur. Örneğin olumlu farklılık vardır. Fark yoktur ve bir de olumsuz fark vardır diyeceğiz. Nereden kaynaklanacak bu ifade? Maliyet muhasebesinin kontrol etme özelliğinden kaynaklanacak ve sapmanın bir çizgiden, şöyle de gösterebiliriz. Şu çizgi olmuş olsun arkadaşlar. Bu maliyet muhasebesinde oluşturduğumuz yol, kontrol ettiğimiz sırada ya bu çizgi yine devam edip gidecek, ya bu çizgi yukarıya doğru bir meyil gösterecek veya bu çizgi aşağıya doğru bir meyil göstermiş olacak. Bunu da ilerleyen konularda zaten ayrıntılı bir şekilde görmüş olacağız. Gelelim maliyet muhasebesinin bir diğer ve önemli amaçlarından birine. Özellikle isterseniz bunu kırmızı yazalım. Yöneticilere verecekleri karar noktasında yardımcı olması. Şimdi yöneticiye yardımcı olması noktasında nasıl olabilir arkadaşlar? Düşünün, ben yöneticiyim. Gelen bir siparişi değerlendirmek istiyorum. Evet, yapayım mı?
Hayır, dursun yapmayayım mı? İşte bu sorunun cevabını verebilmek için maliyet muhasebesini etkin olarak kullanmam lazım. O siparişin bana getirisi ne olacaktır? O getiriyi elde edinceye kadar ben ne kadar bir giderde bulunacağım? Bunların cevabını maliyet muhasebesi bize vermiş olacak. Ayrıca maliyet muhasebesi yöneticilerin sadece günlük işlemlerini yaparken kullanmaları gereken bir muhasebe değildir. O genel muhasebe ya da finansman muhasebesi olarak karşımıza çıkar. Bir de siz başka şirketlerle birleşme kararı ya da ayrılma kararı aldınız veya içinde bulunduğunuz binayı büyütmek istediniz. Yani rutin olarak alınan kararların ötesinde bir karar alma durumu söz konusuysa ne yapmanız gerekecek arkadaşlar? Bunun artısını, eksisini, her şeyini çok iyi değerlendirerek ona göre hareket etmeniz gerekecek. Demek ki bu noktalarda maliyet muhasebesi devreye girecek ve bize katkı sağlanmış olacak. İsterseniz bir ana hatlarıyla tekrar bakalım ve sonraki bir konuya geçmiş olalım. 1. Maliyetleri belirli